Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim boyunca editör olarak Sublime Text'i kullanacağız. Tabi siz bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Benim daha çok sevdiğim bir editör var diyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Hatta Notepad veya Not defteri bile kullanabilirsiniz. Direkt olarak kodlara müdahale edeceğimiz için kullanacağınız editörü size bırakıyorum. Fakat yine de ben size Sublime Text'i kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sublime Text'i kullanmanız eğitim ile koordineli gitmenizi sağlayacaktır. Ayrıca sağlayacağı kolaylıklar olacaktır. Bir sonraki dersimizde Sabramtex yapılandırma ayarlarını yaparak ufak ama kullanışlı kolaylıklardan bahsedeceğim. Sabramtex'i bilgisayarımıza indirmek için www.sabramtex.com sitesine giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra Windows işletim sistemleri için direkt olarak karşımıza bulunan Download for Windows butonuna tıklamamız yeterli olacaktır. Fakat farklı bir işletim sistemi kullanıyorsanız sağ üst köşede bulunan menüden download linkine tıklayarak ilgili sayfaya ulaşıyoruz. Ulaştığımız bu sayfada versiyon build kısmından bizim için gerekli olan e, versiyonunu buradan indiriyoruz. Benim bilgisayarımda Windows 10 bulunduğundan dolayı Windows 64 bit sürümünü indiriyorum. İndirme işlemini başlattıktan sonra yaklaşık olarak bir 15 belki de 10 saniye kadar bizi bekletecektir. Toplamda 8.7 MB'lik bir dosya indirecek. Bu dosyayı indirdikten sonra ben direkt olarak aç deyip çalıştırıyorum. Çalıştırdıktan sonra gelen ekranda next diyoruz. Bir sonraki ekranda ise karşımıza programın nereye kurulmasını istediğimizi soracaktır. Direkt olarak varsayılan gelen durum ise C program files sublime text. Ben direkt buraya kurulmasını isteyeceğim. O yüzden direkt ben next diyorum. Bunun haricinde eğer ki Explorer konteks menüye eklemek istiyorsanız da bu tilki işaretlemeniz yeterli. Bir sonraki adıma geçmek için tekrar Next diyoruz. Daha sonra programın nereye kurulacağını ve konteks Menü'ye ekleneceğini bize bildiriyor ve Install butonuna basarak kurulumun başlatılmasını istemektedir. Bu durumda ben şu anda burada bırakacağım çünkü ben de zaten kurulu. Daha sonra daha sonra siz bunu Install dedikten sonra bunu nasıl çalıştıracağımıza bakalım. Şimdi programın kurulduğunu varsayıyorum. Siz de aynı şekilde kurduysanız program muhtemelen masa üstünüze gelmiştir. Eğer gelmediyse direktmen başlat menüsündeki ekranımızda Sablam text yazarak buradan kendisine de direkt ulaşabiliriz. Çalıştırdığımız zaman direkt olarak ekranımıza siyah bir ekran çıkacak. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.